Fatih Portakal. Türkiye'nin en farklı ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 8 Nisan 2024 günlerden pazartesi. Güzel bir hafta. Güzel hafta çünkü bayrama giriyoruz. Yarın Arefe. Ondan sonra bayramın birinci günü çarşamba, ikinci günü perşembe, üçüncü günü cuma, cumartesi, pazar. Ondan sonra hayat tekrar başlayacak 15 Nisan'dan sonra. Ama olsun, bayramın güzelliği üstümüze olsun. Bayramın güzelliği, huzuru, keyfi, şeker tadında olsun. Ya bize şeker bayramı bile dedirttirmeyi yasak ettiler ya. Bir zamanlar, hayır şeker bayramı değil değil mi? Günaha girersin, Ramazan bayramı. Ya sana ne? Ramazan bayramı ya da şeker bayramı. Biz çünkü Ramazan bu bayramda şeker verilir diye aklımızda öyle kalmış. Arkadaşlar, sevgili izleyenler, siz nasıl istiyorsanız Ramazan bayramı, şeker bayramı, o yasaklara rağmen bayramımızı, bu dini bayramı güzelliklerle kutlayalım, mutluluklarla, huzur içinde kutlayalım. Önemli olan da zaten bu. Sevdiklerimizle, evet, sevdiklerimizle kutlayalım. Peki tabela ne? Bu kadar konuştun ettin. Bayramla alakalı değil. Sabah gazetesini biliyorsunuz. Yandaş bir gazete ve bugün sabahleyin bir kalktık, Sabah gazetesinin manşetinde ortada Özgür Özel, hayırdır inşallah. Ve gerçekten mesajlar, güzel mesajlar ve Sabah gazetesinin okuru ilk defa aa dedi, bu ülkede dedi muhalefet varmış diye uyandı. Ve baktık ki kendi aramızda da konuşuyor, tutuştu herhalde bunlar filan dedik. Ve tabela, tutuşuyorum. Oradan türettik, sizler de yazabilirsiniz. Ve bu şekilde YouTube'da ve X'de yazabilirsiniz. Günün sözü yolla ilgili. Çok güzel bir söz. Çok da kıymetli bir insan. Tabii tanışmadık bu beyefendiyle ama asırlar öncesinden yaşamış. Ama bu sözü bırakmış geriye. Bir yol biterken başkası başlar. Bir kapı kapanırken başkası açılır. O yüzden lütfen kapıyı açacak olan da biziz. Başkalarına güvenmeyelim. Yol tükendiğinde başka bir yolun olduğunu her zaman hatırlayalım. Hayata sizleri, hepimizi bağlayabilmek için bu güzel sözleri sizlerle paylaşıyoruz. Geldik YouTube kapağı. Bu nasıl bir kafa, bu nasıl bir zihniyet? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde böyle faşist bir anlayış olabilir mi? Böyle insan canını yok edebilecek, yok sayabilecek bir bakış açısı olabilir mi? Askeri ölüme gönderdiler. Bir kamyonetin içerisinde Hani'den Lice'ye. Ve bu nasıl komutan emri diye bir soru sorduk. Milli Savunma Bakanlığı henüz daha bir açıklama yapmadı. Ölmediler, şehit falan olmadılar ama gerçekten ölüme gönderiyormuş gibi gönderdiler. Birazdan onların görüntülerini izleyeceksiniz. Uzman çavuşların anlattıklarıyla paylaşacağız. Sorumuza bakalım. YouTube sorumuz Sabah gazetesi ile ilgili. Yanda Sabah gazetesi muhalefet lideri Özgür Özel'i manşet yaptı. Değerlendirmeniz nedir diye bir sorduk. Vardır bir hesapları. Olması gerekeni yapmış. Okuru muhalefet olduğunu öğrendik. Gerçekten öyle. Saraydan gelen talimat olabilir. Birazdan o fotoğrafın hikayesini de paylaşacağım sizlerle. Ve İyi Parti. Ve belli etti ki Nisan ayını biz İyi Parti'yi konuşarak geçireceğiz. İyi Parti lideri Meral Akşener sizce nerede hata yaptı diye bir soru sorduk. Çünkü seçimden önce çok konuşmuştuk. Ne olacak? Alacağı oy nedir? 10.272 kişi, 272 kişi oy kullanmış. Yaptığı hatalar nelerdir diye sizce dedik. Muhalefete savaş açarak, siyaseti bırakmayarak, şaibeli para iddiaları altılı masaya geri dönerek. Sizler istediğinizi işaretleyebilirsiniz. Peki önce neyle başlayacak diyecek olursanız, ha, oynanamayan bir maçla başlayacağız. Süper Kupa. 100. yılda aslında olması gereken bir olaydı bu. 100. yılda Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa'yı 100. yılda Cumhuriyet'in oynanması gereken bir maçtı ama maalesef oynayamadık. Ondan sonra ne oldu diyeceksiniz. İşte Urfa'da yaşananlar vardı dün. Maç başladı, 2 dakika sonra bitti. Futboldan başka her şey vardı. İşte U19'da çıkacağız. Bunlar akıl tutulmaz. Bu isyanımızın ilk adımını Şanlıurfa'da atmak zorundayız. İkinci Süper Kupa finalinde de kriz çıktı. Fenerbahçe ikinci dakikada sahayı terk etti. Suudi Arabistan'dan sonra Şanlıurfa'da da kupa sahibini bulamadı. Fenerbahçeli oyuncular kenara doğru geliyorlar. Üzülerek söylüyorum, böyle bir durumu beklemiyorduk. Haksızlıklara İhsan etme noktasına geldiği için yapmıştır. Fenerbahçe 7 Nisan'daki maçın da Avrupa maçı nedeniyle ertelenmesi ve yabancı hakem atanmasını istedi. O talep karşılık bulmayınca maça U19 takımıyla çıktı. Karşılaşmanın 50. saniyesinde Galatasaraylı Icardi topu ağlara gönderdi. Fenerbahçeli futbolcular topu santra noktasına götürdü. Ardından Galatasaraylı futbolcuların alkışları taraftarların ıslıklarıyla sahayı terk etti.
Fenerbahçe sahadan çekildikten sonra Galatasaraylı futbolcular sevinmeye başladı. Hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti. 3 Temmuz kumpas sürecinde sonra açılan davaların hala havada kalması, sonuçlanmaması, olayların sıradanlaştırılması artık Fenerbahçe Spor Kulübü'nü isyan edecek noktaya getirmiştir. O zaman ne oldu yani? Niye ne maçın ambiyansını bozuyorsunuz? Dünyaya mahcup olduk. Ali Koç eleştiri oklarını TFF ve Galatasaray'a doğrulttu. Özbek itidal çağrısı yaptı. Karagümrük'e gücün yetiyor, Galatasaray'a gücün yetmiyor, öyle mi? En küçük bir rahatsızlıkta da öyle bir isyan ederler ki. Zannedersin dünyanın en mağdur takımı. Aklı Selim'i davet etmek istiyorum. Önümüzdeki günler daha da gerginleşecek. Bu gerginliği gidermemiz lazım. İki takım da Urfa'dan kupasız ayrıldı. Şimdi 1905'e denk geldi. Merak etmeyin. Ben dersimi aldım. 1907'yi de içine alacağız. Haberin devamı var çünkü. Gelelim. Şimdi peki 100. yılda iki takımın da oynamasını isterdik değil mi? 100. yıl. Cumhuriyet'in 100. yılında önemli bir olaydı ama maalesef gölge düştü ve oynanamıyor şu anda. Ha, sorumlu kim diyeceksiniz? Sorumlular arkada. İşte sporun içerisine siyaseti karıştırdığınız anda maalesef işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Ve arkada duran beyefendi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi herkese ceza kesiyor ama Mehmet Bey kendine ceza kesmiyor. Hani diyor ya artık yeter diye, biz de kendisine Mehmet Bey artık yeter diyoruz. Ve artık yeter diyoruz, yeter. Yeter dese de yetmedi. Hakeme yumruk, İstanbul Spor'un sahadan çekilmesi, Trabzon'da sahanın karışması derken kaos ortamı yatışmak bilmedi. TFF Başkanı ise tüm telkinlere rağmen istifa etmedi. Süper Kupa maçı günü 18 Temmuz'da seçime gideceklerini duyurdu. Hem Türk futbolunda hem Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Kaosun fitili geçen yıl Aralık ayında oynanan Ankara Gücü Çaykur Rizespor maçında ateşlendi. Bitiş düdüğünün ardından o dönemki kulüp başkanı Faruk Koca maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Türk futbolunun bunları hak etmediğini düşünüyoruz ve artık yeter diyoruz, yeter! Dese de aslında bu bir başlangıçtı. 19 Aralık'taki Trabzonspor İstanbulspor maçında tartışmalı bir pozisyonun ardından İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarı Alioğlu takımı sahadan çekti. Federasyon yaptırımı İstanbulspor'a uyguladı. Hükmen mağlup saydı ve 3 puanını sildi. 19. günde 3. Kaos'ta Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi Arabistan'da oynayacağı derbi öncesi yaşandı. İki takım da sahaya Atatürk tişörtü ve pankartıyla çıkmak istedi. Suudi Arabistanlı yetkililer izin vermedi. Fenerbahçe ve Galatasaray Atatürk pazarlık konusu edilemez diyerek Türkiye'ye döndü. Büyükekşi ertesi gün döndü. Sonrasında sessiz kaldı. Türkiye! Türkiye! Bu kez tarihler 17 Mart 2024'ü gösteriyordu. Trabzonspor Fenerbahçe maçında tribünlerden atılan yabancı cisimlere rağmen maç devam etti. Bitiş düdüğüyle birlikte Trabzonsporlu bazı taraftarlar sahaya girdi. Sevinen futbolculara saldırdı. Saha meydan muharebesine döndü. Trabzon'a verilen cezalarda indirim yapılırken Fenerbahçe ligden çekilmeyi tartıştı. TFF Başkanı yine sessizliğini bozmadı. Bunca tartışmaya ve çağrılara rağmen istifa etmeyen Mehmet Büyükekşi, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra seçimli genel kurul yapacağını açıkladı. Bu güzel turnuvayı gerçekleştirdikten sonra da 18 Temmuz'da seçimli genel kurulumuzu yapmak istiyoruz. Büyükekşi'nin yeniden aday olup olmayacağı ise gizemini korurken, delegelerin %40'ının imza vermesi halinde 30 gün içinde seçime gidilmek zorunda. Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı. Yılmaz Bey'in cümlesi var ama bazı kelimeleri içinden atıyorum. Yeter deme, bir an önce istifa edin demiş. Evet ya Mehmet Bey, neden istifa etmek için diretiyorsunuz? Neden 18 Temmuz'u bekliyoruz ya? Merak etmeyin, futbol Avrupa Şampiyonası'nda sizsiz de idare edebilir. Yani belki sizsiz daha da iyi sonuçlar alabilir. Ya neden yapıyorsunuz böyle? Çünkü siz turnuvaya kadar hal haydi biter. Haziran'da değil mi turnuva? Yanlış mı hatırlıyorum? Haziran'da öyle biliyorum. Yani Nisan ayındayız biz ya. Bir karar alırsınız, imzaya çıkarsınız, olağanüstü toplarsınız, ondan sonra tamam. Ve siz aday olmayın beyefendiciğim. Bakın bugün çünkü siyaseten resmen
futsporun içerisinde olduğu için ve Erdoğan'ın memuru gibi gözüküyorsunuz ki öylesiniz. Tepeden ne geliyorsa buyruk onu yapıyorsunuz. Kendinizin bir özgür ağırlığı kalmadı Mehmet Beyciğim. Cezayı kendinize kesin ve aday olmayın. Yıpranıyorsunuz siz, aileniz ve spor gerçekten bir rahatlasın, futbol rahatlasın. Ha, şu soruyu sorabilirsiniz bana Mehmet Beyciğim. Ya Fatih Bey iyi diyorsun da gelecek olan benden farklı değil ki. O da yukarıdan atanarak gelecek ama olsun, bir kan değişikliği en azından. Bir değişime ihtiyaç var. Ve keşke böyle Şenez Erzik gibi, böyle ne bileyim, Türk dünya kamuoyu tarafından tanınan, sözüne itibar edilen, ağırlığı olan, özgür ağırlığı olan kişiler yönetebilse. Evet, onun da tuttuğu takım vardır Şenez Erzik'in. Ama en az onlar tabii eski. Ama bu insanlar ağırlığı olan insanlardı. Bu insanlar sözü dinlenebilecek insanlardı. O saygınlık bence çok çok önemli. Şu anda saygınlığı da kalmadı federasyonun ne yazık ki. Peki, bir iki cümle okuyacağız, mesaj okuyacağız. Ondan sonra cümleye öyle başlayacağım Remzi, hiç merak etme. Üzülüyorum, içim acıyor, sokak hayvanlarına bir çare tutuşuyorum demiş Zeytin. Hasan Bey demiş ki Fenerbahçe'nin son yaptıklarından sonra TFF tutuşuyorum diyor. İşte tutuşuyormuşum gibi değil, 18 Temmuz'a randevu verdi ve hala o koltukta oturacağını söylüyor. Ve geldik, işte değişemeyen siyasete gideceğiz. Siyasette değişim önemli ama değişemeyenler de kaybederler. İşte İyi Parti diyeceğim ben sizlere. Hani bu kelime bize Erdoğan'dan kaldı ve Erdoğan bay bay Kemal filan diyordu ya, işte biz de geçmişte bunu bay bay Kemal diye veya Kılıçdaroğlu diye kullandık. Bay bay kurum diye kullandık. Şimdi de sıra Akşener'e geldi. Çünkü aday olmayacağını açıkladı. Ben de aday değilim dedi. O zaman şunu mu demek gerekiyor? Bay bay Akşener. Bu işin sonunda ben başaracağımıza inanıyorum. Bunun sonucunda bu başarı hepimizindir. Başarısızlık olduğu takdirde de benimdir. O sorumluluğu yerine getireceğim. İyi Parti lideri Meral Akşener seçim sonuçlarının ardından önce olağanüstü kurultay yapılacağını açıkladı. Şimdi de genel başkanlığa aday olmayacağını ilan etti. Eğer bu arkadaşlarımız evine dön, yani sonuç ver, oy vermediniz oğlum. Varsaydık oy vermediniz, ben evime döneceğim. Siyasetin sesiyle meşgul olunca daha bunun ötesi var mı? 31 Mart yerel seçimlerine işbirliği olmadan hür ve müstakil girdi İyi Parti. Sandıktan 6. parti olarak çıktı. Başarısızlık olarak değerlendirilen sonuçların ardından Akşener olağanüstü kurultay kararı aldı. Parti tüzüğümüzün genel başkanı olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız. 27 Nisan'da yapılacak kurultay öncesi gözler Akşener'deydi. Yeniden aday olacak mı olmayacak mı sorusu yanıt buldu. Akşener aday olmayacağını ilan etti. Ben şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım. Bu kapsamda seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda genel başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum. İyi Parti lideri aday olmayacağını ilan etmesinin ardından genel merkezdeki makam odasını da boşalttı. Akşener'in özel eşyaları poşetlere konularak genel merkezden götürüldü. İyi Parti'de genel başkan adaylığı için 65 civarı delegenin imzası gerekiyor. Akşener aday olmayacağını ilan etse de partililerin Akşener'e imza vererek aday gösterme ihtimali bulunuyor. Sonuna kadar yanınızdayız sayın kardeşler. Gelen mesajlar var, çok sayıda geliyor. Bir Kemal Kılıçdaroğlu, bir de Meral Akşener, tarihteki yerinizi alın artık demiş. Peki o soruyu sordum sizlere. YouTube'da da var. Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener nerede hata yaptı diye bir soru sordum YouTube'da. Lütfen cevaplarsanız sevinirim. Özür dilerim, X'te. X'te bu soruyu sordum. Cevaplarsanız sevinirim. Ha, tabii bay bay Akşener dedik ama ben dedi genel başkan adayı olmuyorum dedi. O bu cümleyi kurduktan sonra da tabii adaylar çıkmaya başladı. Kimler peki aday olabilir önümüzdeki günlerde? Koray Aydın ismi geçiyor, Tolga Akalın ismi geçiyor, Musavvat Dervişoğlu'nun ismi geçiyor. Hatta Kürşat Zorlu'nun bile ismi geçiyor. Yürekten teşekkür ediyoruz. İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi 27 Nisan. Akşener'in yeniden aday olmama kararının ardından genel başkanlık koltuğu için arka arkaya geldi adaylık ilanları. Lütfen buyurun.
İYİ Parti'de genel başkanlığa ilk talip olan isim partinin kurucular kurulu üyelerinden Günay Kodaz oldu. Birçok isim konuşulurken partinin meclis grup başkan vekili Müsavat Dervişoğlu da adaylığını sosyal medyadan duyurdu. Böylesine kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir. Kulislerde Akşener'in genel başkanlık için Dervişoğlu'nu destekleyeceği konuşulurken partinin kurucularından Koray Aydın da genel başkanlık için kolları sıvadı. İYİ Parti'mizi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye'ye yeniden umut olmasını sağlamak ve parti için emek veren bütün dava arkadaşlarımızı birlik, bütünlük ve kardeşlik hukukuyla bir araya getirmek amacıyla kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'sa genel merkezde kameraların karşısına geçerek ilan etti adaylığını. Bu büyük yürüyüşümüzde bize el vermesini, bize omuz vermesini dava arkadaşlarımızdan önemli istirham ediyorum. Akşener'e istifa çağrısı ilk yapan isim olan Bilge Yılmaz, Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ve parti sözcüsü Kürşat Zorlu'nun da genel başkanlık için adaylığını ilan etmesi bekleniyor. Bana kala kala kura kaldı. İYİ Parti'de genel başkanlık yarışının gölgesinde seçim öncesi durulan istifalar yeniden başladı. 31 Mart'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi için yarışan İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'la İYİ Parti ile yollarını ayırdı. Yani merkez sağda böyle merkezli siyaset yapmak isteyen insanlar da Ümit Özlale gibi insanlar, Bilge Yılmaz gibi insanlar. Bunlar değer tabii Türkiye için. Önemli insanlar bunlar. Ve siyasete yeni atılmış yeni yüzler. Bunları kaybetmek maalesef üzücü bir olay ama onlar da yol bulacaklar. Size bir şey söyleyeyim mi? Meral Akşener ben dedi genel başkanlığa aday olmayacağım dedi. Meral Hanım ben şunu da duymak istiyorum sizden. Eğer delege sizi aday gösterirse imzaları toplayıp 60-65 bir imzaya ihtiyaç varmış herhalde. 70 ya da bilemiyorum. Hadi ben de koyayım 80 olsun. Peki delege sizi ya biz Meral Hanım'dan vazgeçmeyiz. Meral Hanım'ı tekrar genel başkanlığa aday gösteriyoruz derlerse çıkacak mısınız çıkmayacak mısınız? Ben bunu merak ediyorum. Yani ben öyle Kemal Kılıçdaroğlu onu söyledi. Ben dedi aday olmam. Beni aday gösterirlerse ben o zaman dedi düşünürüm olurum. Siz de aynı yoldan mı gidiyorsunuz? Çok merak ediyorum. Siz de aynı yoldan mı? Bana ben şunu duymak istiyorum ya. Ben delege de beni aday gösterse ben aday olmayacağım. Çünkü eğer siz İYİ Parti'nin başında kalacak olursanız maalesef İYİ Parti tamamen tabela partisi olacak. Bunun da herhalde bilincindesiniz diye tahmin ediyorum. Geldik devam edelim. Günün en enteresan haberlerinden bir tanesine götüreceğim ama önce bir mesaj daha sonra da ona gideceğiz. Ne olur parlamenter sisteme dönelim yalvarıyorum demiş bir arkadaş. Aslında bence Erdoğan'ın kafasında parlamenter sisteme nasıl dönerizin bence bir kurgusu yapılıyor veya ekibinin kafasında diye tahmin ediyorum. Bu durumda yani bir daha seçilebilmesi çok muteber veya çok olasılık dahilinde gözükmüyor. Geldik. Sabah gazetesini nasıl bilirsiniz diye size bir soru soracağım. Bugün en çok konuşulan gazetelerden biriydi Sabah gazetesi. Yandaş gazetelerin bir tanesi. Yani işte Yeni Şafak, Akit, efendime söyleyeyim Yandaş, özür dilerim Sabah bunların amiral gemisi gibi bir şey. Ve Sabah gazetesini aldığınızda muhalefet haberlerini göremezsiniz. Yani ülkede muhalefetin olduğunu bile bilemezsiniz. Yok, TRT'nin bir başka boyutu gibi. Çok enteresandır. Bugün Sabah gazetesini alanlar baktılar Allah Allah dediler ya. Birinci sayfada tam göbekte Özgür Özel röportajı var. Yavuz Donat yapmış. Ve bakıyorsunuz şöyle aslında olumsuz da bir mesaj içermiyor. Ve ister istemez bir de yandaş dersiniz diye düşünüyorsunuz Sabah gazetesine. CHP'nin oy ve belediye sayısını artırarak çıktı 31 Mart'taki belediye seçimlerinin ardından iktidara yakın Sabah gazetesinde de bir ilk yaşandı. Gazete birinci sayfasındaki manşette CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yapılan bir röportaja yer verdi. Siz de haklısınız ya. Sevinmeyin siz de çok haklısınız. Birinci sayfada ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ne de AKP ile ilgili tek bir haber vardı. Ama Özgür Özel'le yapılan röportajda Erdoğan vurgusu manşete taşındı. Geçen bayram Devlet Bahçeli'den başlayarak bütün liderleri aramıştım. Bir tek Erdoğan'ı aramadım ama o zaman ikinci partiydik. Şimdi 31 Mart seçimleri ve CHP birinci parti. Alttan almak, fedakarlık yapmak, ilk adımı atmak, ilk eli uzatmak bize düşer. Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayacağım. Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için forvet
hep benzetmeli, Cumhurbaşkanı adaylığı mesajı da verdi. Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Ama birçok yeni figür de parlıyor. Bu isimlerden en iyi takımı kurmak önemli. Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında teknik direktör, bırakın ben atacağım demez. En formda oyuncusunu attırır. Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri Cumhurbaşkanı adayı olacak. Türkiye'de hepimize yetecek, hizmet edebilecek birçok mevki var. Röportajda Özel'le ilgili olumsuz bir ifadeye yer verilmezken bu durum okuyucuların da dikkatini çekti. Bu fotoğrafın da bu haberin de nasıl olduğunu anlatayım mı size? Haber şöyle olmuş. Yavuz Donat 60 yıllık gazeteci. Allah ömür versin. Baktım 81 yaşında bir seyahat sırasında bu seçimlerden sonra VIP'ye gitmiş. CIP kapanıyormuş da VIP'den çıkması gerekmiş sağlık durumundan ötürü ve orada Özgür Özel'i görüyor. Havaalanının VIP salonunda merhaba Özgür Bey falan diyor. Merhaba Yavuz Bey diyor. Tesadüfen karşılıklı oturuyorlar, çay içiyorlar falan ve ondan sonra röportaja başlıyorlar. Öyle konuşmaya başlıyorlar. Yavuz Bey not alıyor ediyor falan. Sonra da diyorlar bir fotoğraf da çekelim. Bir de fotoğraf çekiyorlar. Hikayesi bu. Gazeteye veriyor, gazetede değerlendiriyor ve iyi de yapmış aslında. Bu şekilde röportaja çıkıyor. Yarın da devamı varmış ha. Unutmayın. Yandaş Sabah gazetesinde yarın onun devamı varmış. Manisa ile ilgili bu sefer. Eğer alıp okuyorsanız bilmiyorum bakabilirsiniz. Ben uzun zamandır Sabah gazetesi falan okumuyorum. Ama güzel oldu. Ha, güzel abi. Çünkü her şeyden haberdar olsun millet. Editöryel özgürlüğünüz olabilir. Bak ne diyorum? Benim nasıl bir editöryel özgürlüğüm var? Ben diyorum ki hiçbir seçimde ben gidip de AKP'ye vermem. Bu zihniyette AKP'ye vermem. Neden? Çünkü benim hayatımı kasıyor diyorum. Çünkü beni bunaltıyorsunuz diyorum. Bu seçimde de aynısını yaptım. Ama yani her haberi de veriyorum. Her haberi de veriyorum. Verme mecburiyetim var çünkü. Bakın Dışişleri Bakanı'ndan önemli bir haber. Az önce Hakan Fidan Dışişleri Bakanı kendime çalışma sınırları içerisinde açıklamalara başladı. Çünkü seçim bitti. İsrail'le ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık hükümet olarak. İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Kurumlar duyuracak. İsrail ateşkes ilan edene kadar bu tedbirlerimiz de devam edecektir. Bunu evvelden neden almadınız? Bunu neden daha önce bu kararları, tedbirleri almadınız diye soruyorum size. Ve Hakan Fidan'ın bir cümlesi daha var. İsrail bizim yardımlarımızı, havadan yardımlarımızı engelledi diye de bir cümlesi var. Bakın, şunu söyleyeyim ben size. Hala da ihracatla devam ediyor. İşte ne bileyim şu kadar çimento gönderiyormuşuz, bu kadar demir çelik gönderiyormuşuz, petrol Azerbaycan'dan alıp oraya gidiyormuş iddialar var. Ya neden İsrail'le ilişkiyi siz ticari ilişkiyi kesmiyorsunuz? Beyoğlu'nda protesto yapan gençleri itekliyorsunuz, yaka paça götürüyorsunuz, ters kelepçe yapıyorsunuz bunlara. Bir de yüzünüz kızarmadan. Ondan sonra da vali açıklama yapıyor. Tabii terörist diyemiyor onlara. Diyemeyecek çünkü seçmen kitlesi belki de onlar. Bilemiyorum. Ama onlara beşinci kol faaliyeti yapıyor diyor İstanbul valisi de. Kelimelerle de böyle oynuyorsunuz. Ve o gençler orada sizi protesto ediyorlar. Politikalarınızı protesto ediyorlar. Almadığınız politikaları, zamanında almadığınız politikaları protesto ediyorlar. Onlara beşinci kol faaliyeti diyorsunuz. Bir de yüzünüz kızarmadan, kusura bakmayınız. Geldik en çok konuşulan isimlerden biri. Kimdir diyeceksiniz? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu Financial Times'a konuşmuş. Önemli bir gazete, İngilizlerin çok önemli bir gazete. Tabii Avrupalılar da Ekrem İmamoğlu'nu, Mansur Yavaş'ı, Özgür Özel'i şu anda merak ediyorlar. Onlardan bir tanesi de İmamoğlu'ydu. Bir cümle kurdu. Bir cümle kurdu. O cümlenin içerisinde endişelenmelisin dedi. Endişelenmelisin dedi. Peki cümlenin acaba öznesi kimdi? Millet kazandı. Millet kazanmaya devam edecek. Çok daha güzel işlere, çok daha güzel günlere, çok daha güzel bir geleceğe koşacak. İstanbul'u üçüncü kez bu defa 1 milyon oy farkıyla kazandı. Hem Türkiye'de hem de dünyada gündem oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times'a konuştu. Emir kabul ederiz. Gazete İmamoğlu'nun seçilmesiyle birlikte muhalefetin canlandığını yazdı.
Zafer kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan'a seçmenlerin mesajına kulak vermesini söyledi başlığını kullandı. Seçimi kazanmak için her yolu mübah gören, para dağıtmak gibi birçok anlamsız siyaset anlayışı geçtiğimiz bu seçimle millet nezdinde kesinlikle geri dönülmez bir biçimde mahkum olmuştur. İmamoğlu röportajında Erdoğan'a da seslendi. Tek bir kişinin iradesinin devlete hakim olduğu politikaları terk etmezse siyasi geleceği için endişelenmeli dedi. Erdoğan'ın seçmenin mesajını almaması ve aynı şeyleri yapmaya devam etmesi halinde siyasi ömrü kısalacak. Her şey onun elinde. Ankara'daki sus derse hepsi susar. Ankara'daki konuş derse hepsi konuşur. Yürü derse yürür. 8 adım at derse 8 adım atar. 9'u atmaz. İmamoğlu tek adam sistemi ifadesini kullandı. Buna tırnak içinde otoriter rejim diyebiliriz dedi. Ama bence bu seçim sonuçta bütün bu yöntemi, bütün bu uygulamayı mahkum etmiş ve reddetmiştir yorumunu yaptı. Bu asla sadece İstanbul seçimi değildi. Cumhurbaşkanının kendisini muhatap ilan ettiği bir seçime dönüştü. İstanbul var! İstanbul var! Peki. 10 numara bir soru gelsin. Recep Tayyip Erdoğan değişir mi? 22 senedir tanıyorsunuz. Sizler izleyen olarak, ben hem izleyen olarak hem bir gazeteci olarak 22 yıldır ülkeyi yöneten bir kişiden bahsediyoruz. Nasıl davrandığını biliyoruz. Nasıl yönetim zihniyetine sahip olduğunu da biliyoruz. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın değişme ihtimali var mı? Evet var. Değişirse mutlaka bir taktik için değişir. Onu da söyleyeyim. Değişirse sadece koltuğunu korumak için değişir. Ben başka türlü Erdoğan ve ekibinin değişeceğini tahmin etmiyorum. Sabah gazetesinin bile, hani tutuşuyorlar diye bir şey yaptık ya, tutuştukları falan yok aslında. Biz öyle yazdık oraya, bir tabela attık. Sadece ve sadece taktiksel bir adım attığını düşünüyorum. Hala Erdoğan'ın çünkü kindar bir insan olduğunu biliyorum cümlelerin arasında. Erdoğan'ın revanş alabilmek amacında olan bir kişi olduğunu da biliyorum. Erdoğan'ın bu seçimlerden ders çıkaracağını mı zannediyorsunuz veya ders aldığını mı zannediyorsunuz? Çok safsınız, yapmayın böyle. Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanımızı hepimiz tanıyoruz. Siz de tanıyorsunuz, ben de tanıyorum. Erdoğan'ın değişmesi mümkün değil. O şu anda, ben size söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanı şunu düşünüyor. Ben bugün ve gelecekte koltuğumu nasıl koruyabilirim? Parlamenter sistemse parlamenter sistem, gömlek değiştirmekse gömlek değiştirme. Yandaş MHP'yi değiştirmekse MHP'yi değiştirme. Yazın bir kenara, çoğumuzla aynı fikirdeyiz zannedersem. Peki Erdoğan bak, eskiden birinci haber falan girerdi. Şu anda orta haberleri aldık. Çünkü çok fazla revaçta değil. Ama nerede olduğunu tabii ki merak ediyoruz. Siz Erdoğan'ı bir kere gördük bir AVM'de. O da halkla ilişkiler çalışmasıydı. Hiç sormuyor musunuz birbirinize, etrafınıza Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız nerede diye? ...2002'den bu yana girdiği her seçimde birinci parti olan AKP... ...31 Mart yarışında ikinci sırada yer aldı. Hem parti hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası sessizliğe büründü. Balkon konuşmasının hemen ertesinde Ankara'da gençlerle oturup sohbet etti. Halkın içinde görüntüler verdi ama sonrasında Erdoğan kameralar önünde pek görünmedi. Takma kafana, takma kafana. Zafer'in küçüğü büyüğü olmaz. Zafer, zafer. Topkapı Sarayı'nda Hırkayı Saadet Dairesi'ndeki Hırkayı Şerif ziyareti yansıdı kameralara. Sonrasında da bir iftar programına katıldı. Günlerdir süren sakinlik henüz bozulmadı ama AKP'de iç muhasebenin devam ettiği anlaşılıyor. Kulislere göre Erdoğan, kurmaylarından kayba uğradığı 22 il için rapor hazırlamasını istedi. AKP ve MHP'nin ayrı adaylar çıkardığı, CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat içinse özel bir çalışma talep etti. 4-4,5 yıllık bir süre var. Yanlışlarımızı düzelteceğiz. Bu çerçevede AKP'de seçim sonuçlarının nedenlerinin araştırılması için bir kurul oluşturuldu. Kurul 81 ilde sahaya inecek ve seçmenin tercihinin neden AKP olmadığı irdelenecek. 40 soruluk anket sonrası oluşturulan raporlar Erdoğan'a sunulacak.
Peki acaba Marmaris'te olabilir mi? Biliyorsunuz bir yazlık saray var Marmaris'te Oklukkoyun'da, Karacasöğüt taraflarında. Orada şimdi yollar kapatılmış, öyle deniyor gelen mesajda bana. Ve yollar kapatıldığına göre, üst düzey bir alarm verildiğine göre büyük bir ihtimal Erdoğan Okluk'ta yazlık sarayda olabilir. Bayram tatili de var malum başlıyor. Bayramdan sonra da zaten Suudi Arabistan, Amerika gezileri falan var. Yoğun bir ekonomik gündem de kendisini bekliyor. Kendisinin de dinlenmeye ihtiyacı var. Herkes gibi tabii ki Marmaris'te olma ihtimali var. Şimdi bugün çok enteresandır. Yeni Şafak'ta bir yazar var, Yusuf Kaplan. Onunla düşüncelerimiz zaten aynı değildir Yusuf Bey'le. Farklı dünyaların insanlarıyız ama aynı sınırlar içerisinde yaşama mecburiyetimiz var. Birbirimize tahammül etmek zorundayız, saygı göstermek zorundayız. Şimdi Yusuf Bey, AK Parti'nin içinde bulunduğu durumu şöyle özetliyor Yeni Şafak'ta. Sistemi dönüştürmek için çıktık yola ama sistem tarafından dönüştürüldük sonunda. Yani paraya çok tamah eder olduk. Biz diyor, biz bir adil düzen için yola çıktık. Ve herkes için, adalet için yola çıktık. Daha dindar bir toplum yaratmak için yola çıktık. Daha muhafazakar bir toplum oluşturmak için yola çıktık. Ama para bizi dönüştürdü diyor. Şöyle de bir cümlesi var. Çok güzel özetlemiş AK Parti'yi. Yani ben değil, lütfen Yusuf Kaplan'ı alkışlayın. Tespit 10 numara ama. Mücahit olarak yola çıktık. Sonra sırasıyla evvela müteahhit olduk. Ardından da her şeye müsait. Bunu diyen kişi... Yusuf Kaplan ve 10 numara. Çok da güzel. Ben öğretmeniniz olsam size 10 verirdim. Çok güzel özetlemişsiniz. Gerçekten Yusuf Bey, Yusuf Bey'in yazısını dikkate alırsanız AK Parti'nin nerede hata yaptığını, nasıl seçim kaybettiğini ve bundan sonra da böyle giderlerse olası bir durumda nasıl seçim kaybedeceklerinin altını böyle kalın 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 çizmiş. Hatay haberi var ama öncesinde gelen mesajlar var. Unuttuğumu zannetmeyin. Recep Bey diyor ki, Fatih Bey, Meral Hanım Oktay Vural'ın kurbanı oldu diyor. Olabilir. Bahadır Bey, 8 aydır öğretmen ataması bekliyoruz. Mülakat yapılmayacak sözü verildi. Verilen sözler nerede, atama nerede, tutuşuyorum demiş. İşte bu sözleri yerine getirmediğiniz için de oy kaybediyorsunuz. Emeklilerden, işçilerden, söz verdiğiniz kesimlerden, dönüştüğünüz halde durumlardan, bu dönüşük durumlardan hepsini topladığımız ve en önemlisi, teşekkür ederim. Sağ olun hatırlattığın için Remzi. Kibirden. O kibriniz var ya, o kibriniz sizin sonunuzu getiriyor. O samimiyeti, o doğallığı maalesef kaybettiğiniz için o kibir size en büyük zararı getiriyor. Hatay. Hatay'da ne oldu kaldı diyecek olursanız, Hatay'da son noktayı YSK koydu. Hatay AKP'de. Biz adaletli bir sonuç bekliyoruz. Önce genel başkan ve A takımı, sonra partinin adayı. YSK'da yeni günde bu kez Lütfü Savaş Hatay için ses yükseltti. Ancak hem CHP'nin hem de Savaş'ın seçimler yenilensin talebi YSK tarafından kabul edilmedi. Yüksek Seçim Kurulu'nun il seçim kuruluna itirazlar bitmeden hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bu tutum seçimin olduğu bittiye getirilmeye çalışıldığını gösteren açık ve kabul edilmez bir hukuksuzluktur. CHP hayatını kaybeden binlerce kişinin seçmen olarak hesaplandığını öne sürdü ama Hatay seçimiyle ilgili son sözü YSK söyledi. Hatay'da mazbata AK Parti'nin adayında kalacak. Seçimler yenilenmeyecek. Ölmüş insanların seçmen listesinde nasıl olduğunu sorgulamak lazım esasında. Düşünün, 14,5 ay geçmiş, 3389 hayatını kaybetmiş insanların seçmen listesinde olması sizce manidar değil mi? Hatay düğümünün çözüm adresi olan Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi. CHP ise YSK'nın gerekçeli kararına göre adım atma kararı aldı. Çok ilginç bir mesaj geldi de, bir polisten geldi, onu okuyorum. Ama okumayacağım burada, paylaşmayacağım tabii ki. Kelepçenin bağlanış şekli veya takılış şekliyle ilgili merak etmeyin. Okuyayım. Bazı şeyleri okuyamam, paylaşamam sizlerle. Ama aydınlanıyorum bu şekilde, bilgi sahibi oluyorum. Devam edelim. Şimdi ya şu moral haritasını versene. Moral haritası. Ben bu haritayı çok seviyorum ya. Gerçekten moralim yerine geldi bu haritayla birlikte. Ya şu haritanın güzelliğine bak ya. Vallahi billahi. Sarıdan kurtulduk ya. Bak, moralim bozuldukça getir bu haritayı diyeceğim bundan sonra. Arkadaşlarla da konuştum. Bu haritayı özellikle hazırladık. Nasıl Erhan'cığım? İyi mi? Güzel mi İbrahim? Güzel. Herkes burada mutlu. Sizler bu haritayı gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? Evet. Bakın, bu harita benim için neden değerli biliyor musunuz? Değişim meyişim falan hayır. Ülkede demokrasi olmadığı için birbirini denetleyecek mekanizmalar oluştu. Yönetimsel denge oluştu. Merkezde onlar,
illerde ne bileyim işte ne bileyim büyük şehirlerde de muhalefet. Çok güzel bir denge, yönetimsel dengeyi oluşturdukları için. O yüzden moralim yerine geliyor. Ve gelelim habere gidelim. O haritada önemli yerlerden biriydi. Neresi diyecek o? Aşağı doğru inin. Bak Adıyaman var orada. Adıyaman. Kırmızı bak orada. Tamam ha. Adıyaman'ı açtık. Adıyaman'da enteresan bir gelişme oldu. Adıyaman biliyorsunuz tutucu şey muhafazakar bir yer. Aynı zamanda Menzil Tarikatı'nın olduğu bir yerde ve orada Abdurrahman Tutdere yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı belediye başkanı oldu. Ve Menzil Tarikatı'na kafa tutarak oranın belediye başkanı oldu. Hiçbir gruba asla Adıyaman Belediyesi'nin imkanları ve kaynakları gönderilmeyecektir. 20 yıllık AKP hakimiyetini yıkan CHP'li Abdurrahman Tutdere'nin neden ve nasıl kazandığını anlatan sözler bunlar. 20 yıllık süreçte Adıyaman'da kimlere ihale verilmiş? Bunun incelemesini yapacak mısınız geçmişe yönelik? Ya tabii ki biz sonuçta devraldığımız belediyenin kaynakları nereye kullanılmış? Bunları inceleyeceğiz. Zaten biz İçişleri Bakanlığı'ndan inceleme de istedik. Çünkü belediye gerçekten uzun süredir AK Parti iktidarı tarafından yönetilmiş. Özellikle son dönemde adı Menzilli anılan Adıyaman'ı 47 yıl sonra CHP'ye kazandıran Tutdere Sözcü Televizyonu'na özel açıklamalar yaptı. Menzil cemaatinden bir huzursuzluk var mı Adıyaman'da? Belli bir cemaate belediyenin imkanlarını doğrudan veya dolaylı olarak destek olarak aktarmak derseniz hiç kimseye, hiçbir gruba ne doğrudan ne dolaylı olarak da gönderilmeyecektir. Çünkü Adıyaman halkının hakkıdır. Adıyaman halkının bütçesi Adıyaman'da yaşayan halka harcanacaktır. Teyzem diyor illa Ekrem Başkan bir sesini duyayız dedi. Ekrem İmamoğlu'nun hem de Mansur Yavaş'ın siyasi ortamda güçlü bir figür olması Adıyaman'da CHP'nin kazanmasını etki etti mi sizce? Tabii ki bizim Adıyaman'da seçimi kazanmamızda dediğiniz gibi büyük şehirlerimizin de kazanmamız halinde bize sahip çıkacaklarına olan halktaki inanç etkisi oldu. Bakın şimdi Erhan da bizim kameraman arkadaşımız Adıyamanlıymış. Muhafazakar bir yer değil mi dedim. Evet dedi. Hatta ben bile şaşıyorum şu an dedi. Nasıllardı ama sevilen bir insandır dedi. İnsanlara dokunmak gerekiyor. Abdurrahman Tutdere 49.7 almış. Rakibi Ziya Polat 27.4 almış. Bakın benim için önemli olan ne biliyor musunuz? Siz, ben hepimiz vergi veriyoruz değil mi burada? Çalışanlar, ne bileyim patronlar, emekliler, şunlar, bunlar. Hepimizin bir vergisi var. Ben böyle tarikatlara, cemaatlere para aktarılmasını istemiyorum. Reddediyorum. Reddediyorum ya, bu kadar net. Ama engelleyemiyorum da bunu. Ha, şimdi bak İstanbul, Ankara, ne bileyim Adıyaman kesilsin abi paraları. Nasıl olsa müritlerinden alıyorlar. Zengin iş adamları, hepsi zengin bunların. Hepsi zengin oldu. Müritlerinden paralar alarak hepsi zengin oldu. İçlerinden bazıları fabrika sahibi oldular, holding sahibi oldular. Onlarla geçinsinler. Nasıl olsa para akıyor. Benim param onlara gitmesin. Helal etmiyorum çünkü. Çünkü onlar çok politik oldular da onun için. Ve geldik Bursa'ya götüreceğim sizi. Bursa'da bir kafa var. Ama nasıl bir kafaysa kafayı böyle güzellikler için değil, ne bileyim iyilikler için değil, teknoloji için değil. Onun için kullanmıyor kafayı. Kafayı balyoz gibi kullanıyor. İşte faşist bir kafa. Kamu kaynaklarını namusun ve şerefin bilerek amacı dışında harcanmasına göz yummayacağım. Yanına yaklaşıp bir iki cümle söyledi. Hemen ardından kafa attı. CHP'li meclis üyesine yapılan saldırının birçok farklı açıdan görüntüleri ortaya çıktı. Ancak o görüntüler de tutuklama için yeterli olmadı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seçilen meclis adaylarının mazbata töreni yapıldı. AKP listelerinden seçime giren MHP'li meclis üyesi Alparslan Karaarslan mazbatasını aldı. Bozkurt işareti yaptı. Hemen ardından kürsüye çıkan CHP'li meclis üyesi Zülfikar Bal da zafer işareti yaparak sevindi. MHP'li meclis üyesi bu hareket için önce küfürlü tehditler savurdu, ardından şiddete başvurdu. 76 yaşındaki CHP'li Zülfikar Bal'ın burnu kırıldı. Şerefin bilerek amacı dışında harcanmasına göz yummayan... Olaydan hemen sonra savcılık soruşturma başlattı. MHP'li Karaarslan gözaltına alınsa da serbest bırakıldı. CHP Bursa örgütü saldırgan için bir kez daha suç duyurusunda bulundu. Kabadayılar meclisi oluşturmak istiyorlar. Efeler, ağalar, reisler,
çavuşlar anlayışını oluşturmak istiyorlar. İşte Milliyetçi Hareket Partisi de bu yüzden kaybedecek. Zaten kendini yenileyen bir parti değil. Zaten yani yaşlı bir kadrosu var. Gençleri de etkileyemiyor. Toplumdaki kesimleri etkileyemiyor. Bir de böyle işte şaibeler var. Sinan Ateş olayında olduğu gibi. Yarın Sinan Ateş bizim İpek'in programı, İpek Özbey'in programı, Sinan Ateş'in eşiyle özel röportaj yaptı. İlk defa kameralara konuştu hanımefendi. Onu da izleyebilirsiniz. İşte bunların da hesabını vermiyor Milliyetçi Hareket Partisi. Siyaset de geliştirmiyor zaten. Lideri zaten kalabalıkların içerisinde görmüyoruz. Yani %3'lük, %4'lük bir puanı var zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Ne faydası var diyecek olursanız, evet, bir kitle partisi. Onun da değişime ihtiyacı var. Ama külliyen değişime ihtiyacı var. Bu arada Kayseri Pınarbaşı az önce Gözde söyledi bana. Kayyum atandı. Çünkü orada seçimler iptal edildi. 2 Haziran'da seçimler tekrarlanacak. Orada Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştı. Ve devam ediyoruz. Şimdi benim görev yerleri değişen veya yerleri değişen belediyeler var ya, AKP'den, işte MHP'den, AKP'den CHP'ye geçti. Yeni gelen başkanlardan bir yurttaş olarak talebim şudur. Özellikle uzun dönem belediye başkanlığı yapılmış yerlerde 20 sene, 15 sene veya işte 24 sene neyse, oradaki defterlerin incelenmesi. Ve geldik. Bunlardan biri de Manisa. Yıllardır, belki 20 senedir, 25 senedir Milliyetçi Hareket Partisi'nin elindeydi. Börek olayını biliyorsunuz Üsküdar Belediyesi'nde. Manisa'da da kuru yemiş olayı iddia ediliyor. Jet hızıyla yapılan ihaleler, özel firmalara kesilen faturalar, ard arda yapılan gereksiz masraflar. Seçimler bitti ama gündem değişmedi. Halka hizmet etmesi gereken belediyelerin bazı yerlerde kaynak boşaltma yarışına girdiğini gösteren örnekler ortaya çıkıyor. Manisa'da Kuruyemiş'e bir haftada 1 milyon lira harcama yapıldı. Ticari ödemeleri incelediğimde tabii çok komik kalemler gördüm. Kuruyemiş faturası 1 milyon TL. İşte Bayrak faturası 1 milyon 367 bin lira. 31 Mart yerel seçimlerinde Özgür Özel'in memleketi Manisa'da CHP 78 yıl sonra seçimi kazandı. Ferdi Zeyrek %57 oyla başkan seçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Cengiz Ergün'e 27 puan fark attı. 3 dönemdir Manisa'yı yöneten Cengiz Ergün ise seçimden birkaç gün önce 26 Mart'la 29 Mart tarihlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne milyonlarca liralık ödeme talimatı verdi. Bir tane bir ödeme talimatı verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 480 milyon TL, MASKİ kurumumuzdan da 130 milyon TL'lik bir ödeme yapmak istedi. Seçim sonrasında bile süren kaynak transferinin ardı arkası kesilmedi. En dikkat çeken ayrıntıysa 1 milyon TL'lik kuruyemiş faturası oldu. Kuruyemiş faturası 1 milyon TL. İşte bayrak faturası 1 milyon 367 bin lira. Manisa'da yaşayan 1,5 milyon kişinin tüyü bitmemiş yetimin hakkını ne kimseye yedireceğim, ne onların hakkında kimseye el uzatabilecek. Ben bunların hepsinin hesabının araştırılmasını istiyorum. Kimseyi yaptın ettin diye suçlamıyorum bakın hiçbir belediyeyi. Ama gerçekten böyle saçma sapan ödenekler ayrıldıysa, tarikatlara, dini vakıflara paralar aktarılıyorsa, gidiyorsa, ben bunların hepsini öğrenmek istiyorum. Çünkü ben paramın hesabını bilmek istiyorum ya. Param nereye gidiyor? Verdiğim vergi, Erhan'ın, Remzi'nin, Gözde'nin verdiği vergi nereye gidiyor? Ben bunu bilmek istiyorum. Bir başkasının, yandaşın cebine gitmesini istemiyorum. Vatandaş için harcanmasını istiyorum ve araştırılmasını istiyorum. Adnan Bey diyor ki, bekleyip görelim Akşener ne yapacak bundan sonra. Nasılsınız? Bıkmadan, usanmadan, severek izliyorum. Tarikatları eğitimden uzak tutsunlar lütfen demiş. Tutuşuyorum diye de eklemiş. Eğitimin içinde maalesef ya. İstanbul için... İftar vakti, evet. Yarın da son iftar. Allah kabul etsin. İstanbul için iftar vakti. Şimdi bu çok önemsediğim bir haber ve bunu da YouTube'da kapak yaptık bugün. Bakın, askere derler ki baba ocağı. Anneler, babalar evlatlarını gönderdiklerinde bilirler ki o evlat emin ellerde. Komutanlarının elinde, askerin elinde, ona bir şey gelmez. Veya mümkün olduğunca gözetilir diye düşünülür değil mi? Peygamber ocağı denir, baba ocağı denir.
Şimdi bir görüntü ekrana gelecek. Bir kamyonet düşünün. Askeri araç falan değil. Bir kamyonet düşünün. Böyle brandalı. İçinde 4 veya 5 uzman çavuş var ve bunlar Hani'den Lice'ye gidiyorlar. Tugay'dan Alay'a gidiyorlar. Önünde koruma yok, arkada koruma yok, yanlarında beylik silahları yok ve bunlar cezalandırılmış. Cezalandırılmış bu insanlar. Anlatıyorlar çünkü. Uzman çavuşlar böyle anlatıyorlar ve nasıl bir komutansa bu, nasıl bir komutansa bu, nasıl vicdansız bir komutansa o emri veriyor ve bu insanları, bu askerleri Hani'den Lice'ye silahsız ve korumasız bir şekilde gönderebiliyor. Hani 3. Jandarma Komando Taburu'ndan Alay Disiplin Kurulu'na çıkış yaptık. Bize verdikleri araç bu şekilde. Terörle mücadele için yetiştirilen komando sınıfından 5 rütbeli asker güvenlik önlemi olmadan derme çatma bir kamyonete bindirildi. Disiplin soruşturması için 20 kilometre uzaktaki Alay binasına gönderildi. Hiçbir güvenlik önlemi, hiçbir emniyet kemeri, can güvenliğimizi alacağımız hiçbir durum yok. Arkadaşım beni tanık yazdırdığı için ben Alay Disiplin Kurulu'na gitmekteyim. Görüntüler Diyarbakır'ın Hani ilçesinden. 3. Jandarma Komando Taburu'nda görevli 4 uzman çavuş disiplin cezası aldı. İddiaya göre gerekçe bir üst teğmeni şikayet etmeleriydi. Askerlerden biri de tanık olarak bildiklerini anlatacaktı. Terörle mücadele yapmış olduğumuz Hani taburdan Lice Alay'a çıkmaktayız. Gitmiş olduğumuz araç da budur. 5 asker brandalı, oturma yeri bile olmayan bir kamyonet kasasında Lice Alay Disiplin Kurulu'na gönderildi. Vatan için görev yapan Mehmetçiğin can güvenliğini sağlayacak önlem alınmadı. Bize tahsis ettikleri araç bu. Normalde bizi Lice'ye götürürken şehrin içinde, zırhlı aracın içinde bile emniyet kemeri taktıran personeller, emreden personeller bizi bu araçla gönderiyorlar. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, askerlerin disiplin kurulundan önce cezalandırıldıklarını söyledi. Konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Tabii Milli Savunma Bakanı'ndan bir açıklama yok. Bekliyoruz beyefendi, Sayın Bakan, açıklama bekliyoruz. Siz asker kökenlisiniz. Sizin gönlünüz veya vicdanınız rahat mı bu görüntüleri izlerken? Hiçbir açıklama yok ve Yaşar Bey, Yaşar Güler ve kulağın üstüne yatılmış bir pozisyon var. Bir açıklama beklemek bizim de hakkımız, onların ailelerinin de hakkı. Bu arada tüm sözleşmeli personel derneği bu ortaya çıkan görüntülerden sonra bu olayı yargıya taşıdı. Yani bugün konuşmasa bile Yaşar Bey önümüzdeki günlerde konuşmak zorunda. Kemal Bey tamam demiş. Galiba Meral Hanım da tamam. Ben Meral Hanım'a tam inanamıyorum. Bence bir dönüş yapabilir önümüzdeki günlerde. Ama bay bay diyeceğimiz o kadar çok genel başkan var ki onlar da bir an önce bıraksınlar. Mesela Bahçeli, Davutoğlu ve Babacan gibi. Yani insanın şöyle düşünmesi gerekiyor. Ya artık tamam. Yani benden hayır gelmez. Bitti. Başarılı olamıyorum. Gitmem gerekiyor diye düşünüp karar vermesi gerekiyor. Ama demek ki o kararı herhalde veremiyorlar. Neden? İçlerindeki hırstan dolayı herhalde veya yapacak başka sosyal aktiviteleri olmadığı için başka ne olabilir? Ekonomi diyeceğiz. Arkadaşlar kartsız yaşayamıyoruz. Kredi kartından bahsediyorum ama kredi kartlarında faizler de değişti. Asgari ödemeyi yapıyorsunuz, asgari ödemeyi yapıyorsunuz. Kalan bir meblağ var diyelim. Ona uygulanan faiz miktarını yükselttiler. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kredi kartı. 6 tane kredi kartım var. Saydı saydı, cebinde parası yoktu ama kredi kartı boldu. Onlara güvense de... Kredi kartım valla olmasa da sıfır ya da sıfır. Bir ay önce bekleyeceğim, aylığım da olsun. Çarkı kredi kartıyla döndürenlere kötü haber Merkez Bankası'ndan hem de bayram harcamalarından önce geldi. Faiz oranı 3,66'dan 4,25'e çıktı. Yani 50 bin lira borcu olan, asgari tutar olan 20 bin lirayı ödese de ayda cebinden 1530 lira faiz çıkacak. Artık bizim kredi kartı yaşam tarzımız oldu. Geçim için ertelemek zorundayız. O yüzden kredi kartı olması şart diyoruz. Bir kredi kartınızı alsam şu an sizden. Vallahi hiç bir yere gidemeyiz herhalde, öyle görünüyor. Ne aç kalırım ya. Muhtemelen hiçbir şey yapamam çünkü elim kolum şu an.
Kredi kartlarıyla hayat döndürülüyor diyoruz ya, bu mecburiyet günden güne giderek artıyor. Kartlarla yapılan en çok harcama ise market alışverişinde oluyor. Harcaması güzel, peki ya ay sonu gelince? Mecburiyetten kullanıyoruz ya. Emekliyim, yetmiyor. Ne yapacağım başka? Aldığımı da bankaya yatırıyorum. Yılın ilk çeyreğinde kartla yapılan harcamalar 3 trilyon liraya ulaştı. 526,3 milyar lira market alışverişine gitti. Peki başka hangi alanlar zirveyi paylaşıyor? %18 ile market alışverişi ilk sırada yer alırken onu %7 ile gıda ve hizmet sektörü takip etti. Akaryakıt harcamaları ise peşinden geldi. Kartı kartla döndürenler, daha doğrusu geçim için karta sarılanlar faizleri hesaba katmadı. İlk başta bedavaymış gibi harcıyoruz ama ay sonunda gördüğümüz zaman tabii biraz şoktayız. Bir de bir gurbetçi arkadaşı bir dinlemek ister misiniz? Bakın ne diyor. Ben dün 200 lira bozdurdum ya. 7 bin lira para. Ben vallahi hacımda 10 lira para var. 10 Türk lirası para var. Burada millet nasıl geçiniyor ya? Ne yiyor burada millet? Benim orada inşaat firmasında arkadaşlarım var. Firması olan arkadaşlarım var. Orada en büyük, yani bir vasıfsız işçi diyelim. Sıradan bir işçi, mesleği yok. Ağzında Almancası, oraya gelmiş turist olarak sabah saat 7'de kalkıp akşam saat 4'e kadar çalışan bir kişi 130-140 lira para alır. Ve dönüyorum, bu 140 lira ne alır diyorum. Orada 10 kilo kanat alır 35 lira arkadaşım. 10 kilo but alır 25 lira arkadaşım. Euro olarak diyorum ben. Sucuk alır 12 lira kilosu arkadaşım. Pastırma alır 25 lira kilosu arkadaşım. Ve bunların hepsini aldım ben. Hepsini 15 lirelerden hesaplayalım. Ben cimime bakıyorum, benim cimde daha 20 lira param var arkadaşım. Mucizeyi gerçekleştiriyoruz biz. But demişken, adam but dedi ya. Aklıma şey geldi, Turgut Altınok. Buttan geldi aklıma, ne bileyim işte. Yani nerede Turgut Bey, onu da göremiyoruz. Yani bak but dedi, aklıma Turgut Altınok. Köfte deyince de Murat Altınok, Murat Altınok dedi. Murat Kurum aklıma geldi. Bunlar yakın zamanda herhalde toplum içerisine çıkacak halleri yok. Ama but deyince Turgut Bey'in aklıma gelmesi de enteresandı. Tavuk butu yatıyor. 5.000 lira vereceğiz, 5.000 lira vereceğiz. Böyle. Neyle veriyorsunuz ya 5.000 lirayı? Geldik. Nereye gidiyoruz? Marmaris. Marmaris'te biliyorsunuz güzel koylar var. Bodrum. Güzel koylar var. Cennet koyu da orada. Ama mahkeme kararı bile kimilerini, biliyorsunuz o kişiyi siz, millete hakaret eden adam, onları bile durduramıyor. Bodrum'da talan, mahkeme kararı bile dinlemiyor. Cennet koyunda inşaat durmuyor, durdurulamıyor. Cennet Koyun'daki 680 dönümlü arazi 2010'da özelleştirildi. Danıştay iki kere Cengiz Holding'e yapılan satışı iptal etti. Danıştay bunu iptal etmesine rağmen bu satışı tekrar Cumhurbaşkanlığı tarafından satıldı. Şu anda da inşaat devam ediyor. Bodrum'un cenneti Cennet Koyun'dayız. Danıştay ve yerel mahkeme kararlarına rağmen Cengiz Holding, Bodrum'un kalbine saplanan hançer misali burada inşaata devam ediyor. Bodrum'un o binlerce yıllık tarihinde böyle bir zulüm görülmedi. Zaten burada zulmün fotoğrafını görüyorsunuz. Açtığımız 25 davanın 25'i de kazandığımıza rağmen devam ediyor. Hiçbirini durduramıyorsunuz. Ondan sonra onlar projeyi bitiriyorlar. Ortada peki proje bittikten sonra ben yıktırılan kaç tane proje gördüm? Hiç göremedim ben. Yapanın yanına kar kalıyor. Belediye önce ruhsat verdi, sonra iptal etti. Cengiz Holding dava açtı ve yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Burası 3 parselden oluşuyor bizim dava açtığımız yer. Fakat çek almadan bu inşaata başladılar. Bu hukuksuz. Şu platformun yapıldığı yer, yani şu anda çatı yapılan yerde, orada şapel vardı. Şapel kalıntıları vardı. Gördüğünüz gibi bak şurada da bir kaya mezarları var. Bakın Cengiz'in kepçesi, paletleri tarihi unupak ediyor ya yani. Bu nasıl bir hikayedir? Nasıl bir cesarettir yani? Bu tapulara el koymuş oldular. Yani bu tapuları gasp ettiler. Projeyle ilgili dava hala istinafta. Yargı son sözü söylemedi ama Cennet Koyu Gökburun'da tüm mahkeme kararları ve itirazlara rağmen talan tam gaz sürüyor. Öyle yoğun ki bölgede her 10 saniyede bir kamyon hafriyat taşıyor. Bodrum Yarımadası'ndaki inşaat baskısının ve doğal yaşam ortamlarının yok olmasının
ta göstergesidir. Hani derler ya, cennet bu durum. Dünya açılan kapımız. Dünya açılan kapıları gelsinler görsünler. Beton yığına dönmüş vaziyette. Tolga Bey demiş ki tutuşuyorum. Fatih Bey, jandarma İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Milli Savunma Bakanlığı ile uzaktan yakına alakası yok. İşte ilgili olanlar haber yapsın o zaman. İlgili olanlar lütfen bunun cevabını versin. Bir de Aynur Hanım, sarmayı yedik merak etmeyin. Geçen gün gönderdiğiniz sarmayı yayın sonrasında yedik. Teşekkür ediyorum. Sarma deyince tabii aklıma sarma kimindir? Öyle de bir soru geldi. Bağlayacağım ya haberi. Türkiye'nin mi yoksa Yunanistan'ın mı? Vallahi onu ben bilmem. Ama komşuya nasıl gideriz diye soracak olursanız bir haftalık vize, yani haftalık vize başladı. Ya bence çok mantıklı bir rota. Bir günde kalınabiliyor. Günü birlikte gidip gelinebiliyor. Bence çok güzel. Schengen vizesi almak için uğraşmak istemeyenlerin beklediği haber geldi. Türk vatandaşlarına Yunanistan'a bağlı Ege Adaları'nda kapıda vize uygulaması başladı. Kapı vizesiyle Türk turistler anlaşmalı olan 10 Yunan adasına bordo pasaportla Schengen vizesi olmadan seyahat edebilecek. Kapı vizesi 7 gün süreyle geçerli olacak. Ziyaretçiler bu vizeyle diğer AB üye ülkelerine seyahat edemeyecek. Peki kapı vizesiyle Yunan adalarına gitmek için nasıl bir prosedür izleniyor? 2 adet biyometrik fotoğraf, vize başvuru formu, feribot bileti, adada nerede kaç gün kalınacağına dair otel rezervasyonu evrakının olması gerekiyor. Eğer otel yerine adada yakınınızda kalacaksanız o kişinin davetiyesi de gerekiyor. Bu 4 evrağın yola çıkmadan 4 gün önce feribot firması ya da turizm acentesine teslim edilmesi şart. Çünkü firmalar evrağı adada yetkililere ulaştırıyor. Başvuru sırasına göre de değerlendiriliyor ve onay çıkıyor. Biz günübirliğine gidiyoruz. Sabah gideceğiz, akşam döneceğiz. Daha önce gitmemiştik. İlk defa gideceğiz, ailecek gidiyoruz. Açıkçası ilk seferi kaçırmak istemedik biz. İlkin içinde olmak istedik. Kapı vizesiyle Yunanistan Samos Adası'na geldik. Ancak kapı vizesiyle gelenler için belirtmek isteriz ki biraz beklemeyi göze alacaksınız. Çünkü önce yeşil pasaportlar, gri pasaport ve Schengen vizesi olanlar içeriye alınıyor. Daha sonra kapı vizesi olanlar içeriye alınabiliyor ve bu işlemlerde biraz uzun sürüyor. Çünkü parmak izini almak epey zaman alıyor. Kapı vizesi maliyeti 60 euro, yani 2088 lira. Yurt dışı harç pulu 146 lira. Feribot ücreti ortalama 40 euro olarak baz alındığında bir kişinin Yunanistan'a geçişi ortalama 3626 lira. Otel ücreti ve yeme içme masrafı da eklenince fiyat artıyor. Ama fiyat Türkiye'deki ücretlere göre hala daha cazip görünüyor. Anket YouTube sorusu. Yandaş Sabah gazetesi muhalefet lideri Özgür Özel'i manşet yaptı, değerlendirmeniz nedir diye. Olumlu, kötü bir şey yazmamış. Enteresandır. %56 vardır bir hesapları. Ben de aynı görüşteyim. Dur bakalım. Geldik X'teki soruya bakalım. X'teki soru neydi? İyi Parti Meral Akşener sizce nerede hata yaptı? %65 muhalefete savaş açarak. Kısa bir aramız var. Bitcoin gözlerinin önünde artıyor, artıyor. Ama sen ne zaman alacağını bilmiyorsan ortağa gel. En iyi yatırımcıları incele, tek tuşla aynı yatırımı yap. Üstelik şimdi 1000 TL bonusla yatırıma anında başla. Ortak. Hoş geldin ortak. Dilediğin otelde kredi kartsız taksit imkanı, hayallerin başlangıç noktası Otelz'de. Sabah erken kalkana, gün boyu koşturana, birçok işle uğraşana, hep acelesi olana, yani hayatı multi yaşayana, Nutraxin Multivitamin. Erkeklere ve kadınlara özel formuyla Nutraxin Multivitaminle hayatı multi yaşa. Burada olmak uzun zamandır hayalin mi? %50'ye varan erken rezervasyon indirimleri hayallerin başlangıç noktası Otelz'de. Bitcoin gözlerinin önünde artıyor, artıyor. Ama sen ne zaman alacağını bilmiyorsan ortağa gel. En iyi yatırımcıları incele, tek tuşla aynı yatırımı yap. Üstelik şimdi 1000 TL bonusla yatırıma anında başla. Ortak. Hoş geldin ortak.
Ramazan bayramı boyunca Sözcü gazetesinden şeker tadında hediye. Bayramın birinci günü, ikinci günü ve üçüncü günü efsane mizah dergisi Gırgır Sözcü ile birlikte ücretsiz. Mutlaka alın. A101 Hadi ile ay boyunca harcadıkça kazan. Nisan ayında A101'de yapacağın tüm alışverişler birikiyor, biriktikçe nakit iadeler de artıyor. Toplam 500 liraya kadar nakit para iadesi fırsatını kaçırma. Bitcoin gözlerinin önünde artıyor, artıyor. Ama sen ne zaman alacağını bilmiyorsan ortağa gel. En iyi yatırımcıları incele, tek tuşla aynı yatırımı yap. Üstelik şimdi 1000 TL bonusla yatırıma anında başla. Ortak. Hoş geldin ortak. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Gündemden aklınızda ne kaldı? Öncelikle Süper Kupa diyelim. Oynanamadı ve TFF kararını önümüzdeki günlerde verilecek. Cumhuriyet'in 100. yılında aslında o kupayı iki takımdan biri, Fenerbahçe veya Galatasaray'ın iyi olan hangisi ise kaldırması güzel olurdu ama maalesef olmadı. Sporun içerisine siyaset karışınca ortaya çıkan manzara bu. 18 Temmuz'da seçimli bir genel kurul yapılacak. Biz de soruyoruz ya, niçin bekliyorsunuz 18 Temmuz'u? TFF olarak bu durumdan artık ülkeyi kurtarın ve bir değişim olsun ki orada futbolda rahatlasın. Geldik Akşener. Meral Akşener İYİ Parti'den, ben dedi aday olmayacağım artık dedi ama delege aday gösterirse bence olma ihtimali var. Meral Hanım'dan bu sorunun cevabını da bekliyoruz. Peki olmazsa kim aday olacak? Musavat Dervişoğlu, Tolga Akalın, Koray Aydın, Kürşat Zorlu adaylıklarını açıklayacaklar ve önümüzdeki günlerde aday olacaklar. Sabah gazetesi çok enteresandır, çok ilginç bir haber. Uzun bir aradan sonra muhalefetle ilgili haber yaptı. Bakın bunu haber olarak da veriyoruz size. Yavuz Donat röportaj yaptı. Sabah gazetesi de bunu manşetten duyurdu. Olumsuz cümle kullanılmadı muhalefetle ilgili ve Sabah gazetesinin okuru ülkede bir muhalefet varmış. İlk defa tanıklık etti. Kredi kartı faizi, kartları kullanırken lütfen dikkatli olun. Çünkü %3,66 olan faiz %4,25'e çıktı. Ne anlama geliyor? Hani o asgari ödemeyi ödediniz ya, geri kalan bir kısım var. İşte ona 3,65, 3,66 yerine bundan sonra %4,25 aylık faiz uygulanacak diyelim ve noktalıyoruz. Bizden sonra Aklın Yolu var. İsmail Saymaz olacak Aklın Yolu'nda ve daha sonra da Simge Fıstıkoğlu sizlerle olacak diyelim. Biz yarın aynı saatte karşınızda olacağız. Türkiye'deki ve dünyadaki haberleri paylaşacağız, konuşacağız da. Saygı ve sevgiyle kalınız.